Aslı önce bir Etiler'e uğrayalım. Barış. Sen nereden çıktın? Ah, yetiştim sana. Bir teşekkür yemeğine çıkarmak istiyorum seni. Nasılsın Aslı? İyiyim, sağ olun. Sena, yorgunum ben baya. Olmaz, yara yırttım bile. Sen buna bakma Aslı, yeni köye götür bizi. Vallahi bakmak zorundayım. Ne yapayım Barış Bey? İyi, gidelim bakalım. Aferin. Şahane bir yer buldum. Vladimir'si inanılmaz. Sen içtin mi hiç Aslı? Yok. Sağ ol. O zaman birlikte içiyoruz. Bu güzelliği herkesin tatması lazım. Yok, ben o işten dersimi aldım. Meyve suyu içersin sen de. Hem bu Sibel olayını kutlarız birlikte. Neymiş bu kutlanması gereken Sibel meselesi bakalım. Aslı çok önemli bir davanın çözülmesinde yardımcı oldu. Hatta bayağı faydası oldu. Aa, Barış Bey beni takdir etti. Ben seni takdir edeceğim de korkuyorum. Aşk olsun Barış Bey, neden? Hiç düşünmeden yine başını belaya sokacaksın. Yani. Ama üstünüzden bir yük kalktı sanki. Yani sabah sıkıntılıydınız. Böyle bir hafiflediniz, çok şükür. Öyle oldu, çok şükür. Ben bir lavaboya gideyim. Neden önemliydi bu iş bu kadar? Sıradan bir dava değildi galiba. Benim için çok önemli olan bir insanla aramdaki en büyük engel bu dava. Ve ben bu engeli kaldırmak istiyorum. Mutlu son diyorsun. Mutlu mu olacak, mutsuz mu bilmiyorum ama bunu görmek için o davayı çözmem lazım. Ve galiba o noktaya geldim. İyi bari, sevindim. Teyzenizin evi partinin yapıldığı yerde değil mi? Oraya gidiyoruz. Evet, orası benim büyüdüğüm ev. Gerçekten mi? Ay keşke oradayken söyleseydiniz, o gözle bakardım. E olsun, gene bakarsın. Aslı, şu hani senin vazgeçtiğin hayalin var ya. Hani sizin bilemediğiniz. Evet. İşte o her neyse gerçekleştirebileceğini bil. Çünkü sen istediğin her şeyi başarabilirsin. Sakın kendine inanmaktan ve denemekten vazgeçme. Cesaretini yitirme. Ben öyle düşünmüyorum. Ama sizin öyle düşünmeniz çok güzel Barış Bey. Sağ olun.